Bunları yapabildiğimiz takdirde olasılıksal yorumlar yapabiliriz. Şimdi diyor ki Gauss, doğmak, yaşamak ve ölmenin formülünü buldum. Günün sonunda aslında bizim hepimizin ortak olarak konuştuğu bir dil var. Bu dil işte bu veri okuryazarlığı dili. Kodlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar. İkinci yön ise veriyi temsil etmek. Bu bölümde de interaktif histogramı ele alacağız. İşte bu durumda bu marjinlere bir dağılım ekleyebiliyoruz. Evet bakın şu anda görsel biraz daha tatlı bir hal aldı. Evet büyütünce. Yeni işte ilk gününüz, iş buldunuz, patron gibisiniz. Neden? Çünkü genius'sınız, veri bilimcisiniz. İnsanlar uzman yardımcısı olarak başlar, siz veri bilimci olarak başladınız. Yani kolay mı? Çok aşırı havalısınız. İşte bu durumda eğer istatistik biliyor olunsaydı Morpheus çıkacaktı ve diyecekti ki bunlar hep plasebo. 95'inin bu aralıkta olmasını bekliyoruz demiştik. Bakın şu anda simülasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Bunu aslında merak ettiğimiz şey şu, bu reklamı 100 kişi gördüğünde 1, 5 ya da 10 tıklanması olasılığı nedir? Veya kayda değer bir tıklama sayısı için en az ne kadar görüntülenme gerekmektedir gibi işlemin sahtekarlık işlemi olması olasılığı nedir diye sorduğunuzda aslında gerçekten evet model geliştirildi ve web sitesine entegre edildi. Hemen bir soru sorarak başlayalım. Veri mi model mi? Bu sorunun yanıtını HBR'dan verelim. Bir örneklemdeki eksik verinin rastgele olup olmaması da o derecede önemlidir. Eksik veriyle mücadele eylem planımız çok net değerli arkadaşlar. Aşık Veysel gibiyim hayallerimin içinde gidiyorum gündüz gece. Beni durduramıyor hayatın engelleri, müzikle çözülüyor tüm bilmece. Bakın biz insan olarak bir veri seti verildiğinde bu veri setinin içerisindeki yapıları böyle hafif okuyarak işte makine öğrenmesi bizim insan olarak yapmış olduğumuz bu çıkarımı, bu değerlendirmeyi algoritmalara yaptırmak. İşte burada bu algoritma ihtiyacı, bu problemin algoritmik olarak çözülmesi daha gerçek makine öğrenmesi nedir? İşte bu baba yiğitlerdir ya. Şuraya bir bakın ya lütfen. Bu beyaz taklacı bir şey ifade edeyim. Bir gün dünyayı yapay zeka istila ederse falan İlk önce bu Boston Dynamics'ten başlar ve sebebi bu şirket olur. Şu ne kadar tekmelendi biliyor musunuz? Hele şu robot. Ellerinden kollarından çekiştirmeciler, tekme atmalar, yere düşürmeye çalışmacılar falan. Öncelikle parametre diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hiperparametre diye bir şey yoktur. Model parametresi vardır ve model hiperparametresi vardır. Applied Predictive Modeling kitabından aldığım direkt bir yorum. Hiç kendi yorumum yok. Gözetimli boyut indirgeme prosedürü, PCR, gözetimsiz boyut indirgeme prosedürü olarak görülebilir. Çoklu doğrusal regresyonun bir diğer kuzeni Rich Regresyon. Siz değerli izleyenler için bütün makine öğrenmesi algoritmalarını 3-5 başlıkta toparlamaya çalıştım ki algoritmaların karakteristiğini öğreneceğiz. Şöyle ifade edeyim, biz bunu alacak olduğumuz veri bilimci adaylarına bir sınav sorusu olarak koyuyoruz ve çalıştıralım. Şurayı bir yeniliyoruz. Burası benim akışım. Evet bakın bu tweet Udemy eğitimindeki Twitter analitiği bölümü için atılmıştır. Bakın profesörleri görüyoruz hemen. Scientistleri görüyoruz. Profesör ifadelerini görüyoruz. Arkadaşların kim olduğunu öğrendik. Artık senin de kim olduğunu biliyoruz. Demek ki sen bir profesör, bir bilim adamı, bir veri bilimci veya buna benzer bir kişisin. Teknik bir çalışansın. Yorumunu yapmış oluyoruz. Şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Algoritmalara veri uydurmak yerine verileri algoritma
uydurmamız gerekiyor. Yani bir algoritma biliyoruz. Bir iş yerine girdiğimizde bu algoritmayı hemen böyle uygulayacak bir yer arama eğiliminde olabiliyoruz. Bu yanlış bir yaklaşım. Tabii haksız değilsiniz, değiliz öyle söyleyeyim. İşte büyük veriyle besleniyoruz. Makine öğrenmesi, artificial intelligence, yapay zeka. Mario hoplatıyorum, acayip yapay zeka yapıyorum. Köpek dedim, kedi dedim. İş yerine giriyorsun, kedi köpek yok tabii ki ortalıkta. Mario hoplatma ihtiyacımız da yok. Veya sürücüsüz araç eğitme ihtiyacımız da yok iş yerine girdiğimizde. Dolayısıyla bu böyle bir problemle karşılaşmış olabiliyoruz.